Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet, bu videoda sizlerle beraber 9. sınıflar için Kasım ara tatilini nasıl değerlendirebiliriz ve özellikle de matematiği nasıl bir tekrar yapabiliriz, bunlar hakkında konuşacağız. Bu tarz videolarımız devam edecek. Bu yüzden eğer değilseniz kanala abone olarak bu tarz videoları anında takip edebilir, kaçırmadan izleyebilirsiniz ve aynı zamanda videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız başlıyoruz. Evet, ara tatiliniz başladı, hatta birkaç gün geçti. Dolayısıyla öncelikle umarım verimli geçiriyorsunuzdur, ya da daha doğrusu umarım verimli geçirirsiniz diyelim. Çünkü gerçekten önemli bir süreç. Her ne kadar hani evden devam etmiş olsanız da büyük bir çoğunlukta yine de hani canlı dersler dahi insanı yoruyor. Hatta bence canlı dersler, hani uzaktan eğitim daha fazla yorduğunu düşünüyorum öğrencileri. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz merak da ediyorum. Yorumlarda lütfen paylaşın bunu. Yani şu yüzden çok yorulduğunuzu düşünüyorum. Çünkü insanların hani arada bir motive olması gerekiyor. Mesela okulda olduğunuzda teneffüslerde gidiyorsun, bir arkadaşınla sohbet ediyorsun, okul dışı bir şeylerden bahsediyorsunuz ya, o bile insanın bir hani rahatlamasını sağlıyor bence. Hani daha bir motive olmasını sağlıyor ve sıradaki derse daha bir heyecanla ya da en azından kafan dağılmış bir şekilde başlayabiliyorsun. Dolayısıyla bu yüzden bence sanki yüz yüze eğitim daha verimli geçiyordur diye tahmin ediyorum. Uzaktan eğitimin böyle bir sıkıcılığı, ekstra verdiği bir yoruculuğu var. Bu net bir gerçek açıkçası. Belki de çoğunuz hani alışamadı bu duruma, ama yani mecburen de alışmak zorundayız. Hani haftada iki gün gitmeye devam edeceğiz çünkü. Dolayısıyla bu konudaki sizlerin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Başlayalı iki hafta olmuştu, hemen üstüne bir ara tatil başladı. Dediğim gibi hani her ne kadar çoğunlukla evde oluyor olsanız bile bir kafa rahatlaması, resetlenme denen bir şey var ya, bir yenilenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu tatili mutlaka iyi değerlendirin diye düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Bu konuda da yine sizlere bu videoda bahsetmek istediğim birkaç şey var. Onları anlatacağım ve onun da sonunda sizler için bir matematik tekrar programı hazırladım. Çünkü en son anket yapmıştık ve ara tatilden sonra yaklaşık 4000 öğrenciden fazla 9. sınıf öğrencisi sınavımız var dediler. Yani ara tatilden sonra çok ciddi bir dönemece gireceksiniz. Dolayısıyla biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi ara tatil diyoruz ama bir miktar da olsa çalışmaya vakit ayırmak zorundasınız. Yani hep tekrar ediyoruz ama bunu bir kere daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz sınavlarınız, lisede olduğunuz her sınav, üniversite giriş kapısının bir anahtarıdır. Dolayısıyla yüksek notlar almaya bakın. Yani bu iş ortaokuldaki yazılı sınavlarına benzemez. Hem biraz daha ortaokula göre kademesiz zorluğu fazladır. Hem de tabii ki de üniversiteye dediğim gibi girişte direkt etkileyen bir etkendir. Yani burada aldığınız notları üniversite sınav puanına ekliyorlar. Dolayısıyla çok iyi çalışacağız. O zaman çok iyi çalışırken ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de çok iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Yani şöyle kendinize bir 15-20 dakika, yarım saat ayırın. Orada sadece planlama yapın. Yani ben bu haftayı nasıl geçireceğim, nasıl değerlendireceğim şeklinde, hangi gün neye çalışırım gibi bir planlama yapın. Bunun matematik ayağını ben dediğim gibi sizler için hazırladım. PDF'sini de videonun altında bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu işi halledeceğiz. Yani bu dediğim gibi yazılı sınavlarınız, eğer olmayanlar için söylüyorum tabii ki de, çok önemli. Lütfen önem verin. Olanlar da muhtemelen kalmıştır bir miktar. Çünkü daha 2 hafta oldu. 2 haftada bilmiyorum bütün sınavlarınız bitmemiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü 9. sınıfta bayağı fazla ders var. O yüzden kalan sınavlarınız varsa da onları mutlaka iyi geçirmeye bakın. O yüzden iyi çalışın. Matematik sınavında olduysanız genel bir yine matematik tekrar yapmanızı yine şiddetle tavsiye ediyor, öneriyorum. Çünkü bir haftada hani kafa resetlemesi dedim ama her şeyi de resetlerseniz Kasım ara tatilinden sonraki süreç sizler için çok daha zor geçebilir. Matematik nankördür biliyorsunuz. Nankör derslerin başında gelir. Biraz ilgiyi kestiğinizde o da sizle ilgiyi kesiyor. Dolayısıyla birazcık da olsa bir tekrar yapmanızda fayda görüyorum. Bunun için ne yapacağız hocam? Yani benim sizlere şöyle bir tavsiyem var. Şimdi bir gün 24 saat değil mi? 8 saatinde uyuyorsun varsayalım. Kaldı geriye 16. Bu 16 saatin çeyreğini, yani 4 saatini, 3-4 saatini çalışmaya ayırsan sana tam 12 saat kalır. Yani düşünebilirsin. Biliyor musun? Günde 12 saat sadece sana kalacak. Doya doya geçirebileceğin neredeyse bir gün demek bu. Hani bu çalışma alışkanlığına da şimdiden erişmelisiniz. Yani kendi planlamanızı yaparsanız, çalışmayla tatili bir arada götürebilirseniz, dinlenmeyi ya da
çekelim. Bu sizin için iyi bir kazançtır. Çünkü 11. 12. sınıfta çok daha sert zamanlar bekliyor sizi. Üniversite giriş sınavları LGS'ye benzemez. Yani biraz daha ağır geçecektir o dönem. Dolayısıyla şimdiden kendimizi ufak ufak hazırlamak o zamanlara da iyi olacaktır. Hem de bir diğer yandan tabii ki de derslerinizi temel olarak da halletmiş olacaksınız. Çünkü üniversite sınavında yine bu 9. sınıf konularıyla muhatap olacaksınız. Şimdiden bunları beynimizde iyi bir yer edindirsek çok bir sıkıntı yaşamayacağız üniversite sınavında. Kısacası bunu söyleyebiliriz. Onun dışında kendinize bir kitap belirleyin mutlaka. Hani bu 12 saatin en azından 45 dakikasını, 1 saatini de kitap okumaya mutlaka ayırın. Ve onun da dışında tavsiyem bir tane kitabı mutlaka bitirin. Kitap okumanın önemini zaten biliyorsunuz, bunun detaylarını konuşmayalım. Dolayısıyla bir tavsiyem de bu yönde olacak. Onun dışında gelelim matematik programına. Hani tekrar yapacağız dedik ya. Ben bu matematik programını sizler için 7 güne yaydım. Ama son günümüz zaten tekrar günü. Hani 7. gün tekrar günü. Eğer kendini iyi hissediyorsan o gün hiçbir şey de yapmayabilirsin. Yani konularda yeteri kadar ilerlediğini düşünüyorsan, hallettiğini düşünüyorsan son gün tekrarı yapmayıp dinlenebilirsin. Bütün gününü o şekilde planlayabilirsin. 1. gün ne yapalım? Matematik için konuşuyorum. Mantık önermeler ve bileşik önermeleri. Mesela 1. gün şöyle bir tekrar yapabiliriz. Bunun için 1-1,5 saatiniz ayırsanız yeterli olacaktır. Diğer derslerinizin tabii sınavlarının da durumuna bağlı olarak, özellikle de matematik yazınız erken bir dönemdeyse tatilden sonra bu çalışma sürenizi 2 saate uzatabilirsiniz. Daha verimli olacaktır. 2. günde aynı şeyden bahsedeceğiz. 1 ve 2. günü mantık önermeler, bileşik önermelerin hepsini bitirmeye çalışın. Yani önermeleri, bileşik önermeleri 2 gruba da ayırabilirsiniz. Kanalda bununla ilgili pek çok video paylaştık, soru çözümlerini paylaştık. Oradan da yine size faydalı olacaktır. Onları da izleyebilirsiniz. Onun dışında ama mutlaka soru çözümü ve özellikle de yazılı sınava hazırlanıyorsan öğretmenin ne çözdüyse onları mutlaka tekrar etmeni de öneriyorum şiddetle. 3. günümüzü kümeler ve alt kümeye ayırdık. Yine bu da önemli bir konu. Özellikle diğer konularında yine temelini oluşturacak ve üniversite sınavında da yine banko karşımıza çıkacak konu başlığı kümeler, alt küme. Bu ikisini de 3. güne verdik. 4. günümüze kümelerde işlemleri ayırdık. İşte birleşim, kesişim, fark işlemleri vesaire. 4. günde bunları çok rahatlıkla halledebilirsiniz. Yine 1-1,5 saatte bitirebileceğinizi düşünüyorum. 5. gün çok önemli bir gün çünkü kümelerde problemler en çok bence zorlandığımız yer ve özellikle bazı problemler çok ters olabiliyor. Bununla ilgili orta zor, çok zor sorular da hazırlamıştık. Yine oraya da bakabilirsiniz. Bu arada yine ekstra da söyleyeyim. Bu tatil boyunca da yine 9. sınıf matematik videolarına devam edeceğiz. Özellikle de dediğim gibi 4000 kişiden fazla hani oy vermiş, sınavım var diye. Dolayısıyla onlar için de yine matematik yazılısına hazırlık videoları çekeceğiz. Dolayısıyla takipte kalıp bu videoları da bence izlemek isteyebilirsiniz. Onun dışında 5. gün dediğim gibi problemlere ayırın sadece. Yani o gün en azından bir 30-40 hatta 50 problem çözmeye çalışın. Ki problem çözümü gerçekten kafanızda iyice yer edecektir. 6. günde eğer işlediyseniz, o kadar ilerlediyseniz kartezyen çarpımı var biliyorsunuz oralara geldiyseniz. Ve bir de tabii yine pek çoğunuz işlememiş ama işleyen de yine azınlıkta olmayan bir grup var. Sayı kümelerine başlayan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu sayı kümelerine de yine bakabilirsiniz. Çok zorlanacağınızı zannettiğim bir yer değil. Daha da başında olduğunuz için çok zor sorularda da muhatap olmazsınız muhtemelen. Biz de yine bu konuyu da tekrar işleyeceğiz tabii ki. Sayı kümelerine biz de başlayacağız. Ama bir diğer taraftan da yine üniversite sınavının temelini oluşturan konu başlıklarından biridir sayı kümeleri de. Diğer konulara da çünkü ciddi anlamda yine bu da temel oluşturan bir konu. Zaten 9. sınıfın geneli temel atma töreni gibi bir şeydir. Yani 9. sınıf boyunca hep temel konuları işleyeceksiniz. Tekrarlar yapacaksınız. Dolayısıyla durum, matematik durumu bu şekilde. 6 günlük bir plan. 7. gün genel tekrarlarını yapabilirsin. İşte nerede eksik kaldıysan onları toparlayabilirsin. Diğer sınavlarınıza da önem derecesine göre kredisi bence yüksekten düşeye doğru bu önem derecesini ayarlayabilirsiniz. Yani ders saati kimin fazlaysa ona yüklenmek daha faydalı olacaktır. Size getirisi daha iyi olacaktır. Yani karne notunuzu yükseltir. Tabii burada hangi dersi yapamadığınıza bağlı olarak da ayırmanız gereken süreyi iyi ayarlayın. Yani sen bir ders atıyorum fizikte zorlanıyorsan oraya bir miktar daha fazla ver. Biyoloji sana kolay geliyorsa hani kolay konunun üstünde çok çok fazla durmanın bir anlamı yok. Zaten yapabiliyorsan yapabildiğin üstünde dönüp durma yani. Kısacası durumlar bu şekilde. Diğer derslerinizi de yine bu plan gibi, bu plan çerçevesinde sizler hazırlayabilirsiniz. Yanına ek yapabilirsiniz. Ben matematik için size özel bir ayrıştırma plan yaptım. Dediğim gibi matematik videolarımızda da bu işi destekleyeceğiz. Sizin yanınızda olacağız bu tatil döneminde de. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Umarım faydalı olabilmişizdir. Dediğim gibi PDF'sini aşağıdan indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.